Nereye yine? İşim var. Bak sürekli işe asıyorsun. Zaten yenisin, atıverirler vallahi. O kadar kolay değil canım. Başıboş değilim ben bu hastanede. Arkam sağlam. Bana bak, şu gizemli sevgilin hastaneden mi yoksa? Kim? Allah aşkına söyle. Personelden mi? Oho! Beni o kadar hafife alma güzel. Cerrah. Yok artık. Vallahi mi? Hangisi kız? Aslan olamaz değil mi? Dün konuşmadı seninle. Değil. Ama sen gittikten sonra o da acayip yazıldı bana. Ben de benimkini kıskandırmak için biraz yüz verdim. Kız yapma öyle şeyler. Adamları birbirine düşürürsün. Düşsünler. Benimkinin biraz aklını başına toplaması lazım. Beni avucunda sanmasın. Senden korkulur vallahi. Hadi sonra konuşuruz. Sevgilim beni bekliyor. Pardon. Kolay gelsin. Şunu doldurun. Pardon. Ne durumdayız? Hala bekliyoruz. Ama hasta daha fazla bekleyemez. Bir an önce ameliyat almak zorundayız. Etrafta kan vermek için kuyruğa giren insanlar görebiliyor musunuz acaba? Ben göremedim de. Çok komiksiniz ama ben gülemiyorum. Çünkü hastam bu yüzden kolunu kaybedebilir. Kolunu mu? Kan bulamadığı için hayatını kaybeden insanlar var doktor hanım. İyi bari. Söyleyeyim de hastam yaşadığına şükredip tek kolla idare ediversin. Allah Allah. Kan yoksa ben ne yapabilirim? Bekliyoruz işte. Ya bekleyeceğinize biraz uğraşsanız belki bulursunuz. Aa, orada durun bakalım. Ben tam 15 yıldır bu işi yapıyorum doktor hanım. Ela. Hadi sen git, ben beklerim kanı. Nereye gideceğim ya? Ya git. Bir sevgilini öp, bir sakinleş. Kan bulununca ben seni çağırırım. Senin işin yok mu? Bir hastamın verdiği kana getirmiştim. Vizit de bitti. Boşum yani. Hadi. Git Levent'in odasında bekle. Hadi. Ben haber vereceğim. Aa, hayret bir şey. Sanki kan var da ben vermiyorum. Olur böyle gerginlikler hemşire hanım. Siz o güzel yüzünüzü asmayın. Ne kadar iyisin. Merhaba. Levent'in odası hangisiydi canım? Şurası. Kim diyeyim? Beni tanımıyor musun? Affedersiniz, çıkaramadım. Bir saniye beklerseniz haber vereyim. Gerek yok. Beni bekliyordu zaten. Bayan lütfen. Sadece 2 dakikanı alacağım Levent. Levent Bey bekleyin dedim ama dinlemedi. Özür dilerim, engel olamadım. Tamam, sorun değil. Merhaba Simten. Merhaba Ela Hanım. İçeride biri var ama. Uzun mu sürecek? Bilmiyorum. Aslında randevusu yoktu. Bir sorayım isterseniz. Yok, gerek yok. Ben beklerim. Göz göze geliyoruz. Bir selam bile vermiyorsun Levent. Ayla. Ela ile ben evleniyoruz. Duydum. Ama hiç anlamadım yani. Seni aldattığını bile bile. Aldatma falan yok. Her şeyin bir yanlış anlamı olduğunu öğrendim. Ve bunu bütün hastaneye ilan ederek Ela'dan özür diledim.
mi beni görünce şeytan çarpmış gibi oluyorsun? Çok bozuluyorum Levent. Ben senin sapığın değilim. Bir selam verebilirsin herhalde. Kim var ki içeride? Tanımıyorum Ela Hanım. Hastaneden biri değil yani. Aslında olabilir. Kendisini tanımadığıma bozuldu biraz. Yani ben sizin aranıza girmedim ki. Siz o gece ayrılmıştınız. Hem beni tekneye sen davet ettin. Dinle. O gece yüzünden ilişkimin mahvolmasını istemiyorum Ayla. Lütfen bunu anlamaya çalış. Böyle anlatırsan anlarız. Ama bir daha gelme dediğim halde geçen gün yine tekneye geldin. Ben ne bileyim canım barıştığınızı. Şimdi biliyorsun işte. Yani bana gelme, beni arama ve bana mesaj atma. Anlaştık mı? Peki Levent. Ama şu düştüğüm duruma bak yani. Sanki ben ayırdım sizi. Sanki seni ben zorladım. En azından beklediğimi söyleyeyim. Hı-hı. Ayla. Ela. Tamamdır, kan bulundu. O gece bir yabancı ile asla konuşmayacağım şeyleri anlattım sana. Sen de beni bir arkadaş gibi dinledin. Derdimi paylaştın. Bu yüzden şimdi de beni anlayacağını düşünüyorum. Ben Ela'ya büyük bir haksızlık yaptım Ayla. Ve onu bir kez daha mutsuz edersem bununla yaşayamam. Ela'nın yerinde olmayı çok isterdim. Ama seni üzmemek için elimden geleni yapacağım Levent. İçin rahat olsun. Aslan hemen söyle istersen. Ela hadi. Madem bu son konuşmamız, bir veda öpücüğü istiyorum. Hoşça kal Levent. Bunu Levent Bey'e verir misin Simten? Tabii. Adım Ayla Şekerim. Resepsiyonda çalışıyorum. Ela Hanım buradaydı Levent Bey. Sizi bekledi ama. Bir şey dedi mi? Hayır. Ama bunu bıraktı. Bugün asansörde hiç karşılaşmadık sevgilim. Ben de öpücüğümü almaya geldim. Ama çok meşgulsün. İlk fırsatta öpücüğümü isterim. Ela.